herkesin farklı bir yüz şekli var. Yüz şeklinize göre makyaj yapmanın tekniklerini sizler için öğrendim. Yüz şeklimize uygun makyaj tekniklerini öğrenmeye başlıyoruz. Banu Hanım yanımda. Nereden başlıyoruz? Neler yapacağız Banu Hanım? Şu an yüzünüzde hafif bir makyaj var. Öncelikle onu temizleyeceğiz. Göz makyajınızla beraber başlamak istiyorum. Cildinize şu an sadece bir nemlendirici sürdüm. Göz makyajınız bitene kadar cildiniz nemli bir şekilde bize hazırlamış olacak. Gözünüzün üstünde her ne olursa olsun bir baz rengi kullanmamız gerekiyor. Bu her kişi için geçerli. Fardan önce baz kullanmamız gerekiyor. Aynen. Bunu herhangi bir farla da yapabilirsiniz. Ben genelde krem ürünü tercih ediyorum. Çünkü krem tekstürün dağılması ve görüntüsü çok daha natürel duruyor. Çok küçük gözlere sahibiz. Evet. Nasıl gözlerimizi daha iri hale getirebiliriz? Küçük gözlerde genelde açık tonlar kullanıp dış kısımlarda gölgelendirmemiz gerekiyor ki ideal var olan badem gözü yakalayabilmemiz için. Yani şu kaşımızın hemen altındaki kemiğe mi? Evet, şu kriz bölgesi dediğimiz gözünüzü açtığınız bölgedeki bölüme koyu bir renkle gölgelendirip dışarı doğru dağıttığınızda göz içinizde de açıklık korktum değil mi? Açık tonlar kullandığınızda göz orantınızı dengelemiş olursunuz. Eğer çok yakın gözlerde ise yine göz pınarlarına highlight dediğimiz uygulamayı yapabilirsiniz. Küçük gözlerde başka bir alternatifimiz de açık göz kalemidir. Açık renk bir şekilde kalemi kullanırsınız. Gözünüzün evet, içine göz içinize çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz ve daha büyük oluyor. Ama sizin var olan zaten gözünüz iri ve badem bir gözünüz var. Evet, daha çok büyümesin evet, lütfen yeterince büyük. Sizde tercihim göz içinizde çok açık renk bir kalem tercih etmem. Kalemimizi dağıttık ve belli bir göz hattımızı belirledik. Bunun üzerine gölgelendirme olarak devam ediyorum. Daha sıcak tonları tercih edeceğim sizin için. Hafif kızıl kahve. Yine gözünüz açık ve çok hafif. Siz kendiniz aynaya bakarken gibi düşünün. Bunu kendiniz yaparken. Evet. Çünkü o gözünüzün açık olduğu ve katlanma kısmı en iyi o şekilde gözüküyor. Aslında gözümüzü kapatıp yaptığımız makyaj çok yanlış. Gözümüzü evet, açtığımızda tamamen yanlış yapmış teknik oluyoruz. Olarak evet, eğer doğru olmazsa biraz fazla gölgelendirme olabilir. Verdiğimiz rengin sıcaklığıyla beraber bakışınızın, gözünüzün rengi değişiyor. Evet, kesinlikle. En kolay dip liner ya da eyeliner nasıl çekiliyor? Biliyorsunuz biz böyle evde biri oluyor, diğeri olmuyor. İkisi de farklı. Bir türlü çıkamıyoruz. Zamanımız da az. Az evet. Zamanda biliyorsunuz daha çok olmaz böyle çünkü telaş yaparız. Evet. Onun için ben genelde krem ürün tercih ediyorum. Kremin kullanımı ve kontrolü çok daha kolay. Ve ince uçlu bir fırça. Hiç kendinizi üzmeden, vaktinizi de boşa harcamadan fırçayla daha kolay, ince uçlu fırçayla daha kolay. Fırçamı yine göz bitiş noktanızdan hafif yana doğru çekiyorum. Ve aslında herkesin var olan göz yapısına göre ideal eyeliner oranını yakalamış oluyorsunuz. Kirpiklerimizi kıvırdıktan sonra ideal olan kendi kirpiğinizi daha güzel gösterebilecek bir maskara seçimi ki bu da çok önemli. Çünkü uzun ve zayıf kirpikler, kısa ve sık kirpikler birçok çeşidi olduğu için maskara seçiminiz çok önemli. Ben size daha dolgunluk ve uzun gösteren bir maskara tercih ettim. Ve maskaranızı sürerken asla fırçanızı şu şekilde dik tutmayın. Kaşınızın şekli çok güzel, göz orantınıza da çok uygun ama aralarda boşluklar var ve ben küçük bir kalemle onların aralarına doğal efektler veriyorum. Banu Hanım, gözümüzü bitirdiğimize göre yüzümüzün daha güzel gözükmesi için yüzümüzde herhangi bir yerde makyaj hileleri var mıdır? Var önemli. Mi? Tüyolar verebilir misiniz tabii bize? Tabii ki var. Şimdi onları da göstereceğim. Özellikle de ten makyajında kontürleme ve highlight uygulamasıyla
devam edeceğiz. Kaşınızı da bitirdik zaten. Sizin ten makyajınız için likit orta kapatıcılıkta bir fondöten tercih ettim. Ama iki rengi karıştırdım. Çünkü yaz sonu olduğu için herkesin cildinde bir renk farklılıkları var. O yüzden bunu elinizdeki koyu fondötenlerinizde bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bölgemizi aydınlatmak istiyorsak oraya şöyle concealer aydınlatıcı olarak makyajımızın finalini bununla yapıyoruz. Yine likit ürün tercih ediyorum. Dağılması ve sonucu daha kolay olduğu için. Evet, kontür ve highlight uygulamamız bitti. Şu an sadece renk vermek için allık uygulaması yapacağım. Allığımızı hangi tonda seçtik? Allığımızı biraz daha şeftali ve karışık renkli seçtim ki böyle bir makyajda sıcaklık versin diye. Allık uygularken de kontürle beraber karışımına çok dikkat ediyorum ki birbirinin içinden çıkan bir görüntü olsun diye. Geldik dudak makyajımıza. Bununla ilgili de sizin gibi dolgun ve güzel bir dudaksa çok fazla büyütmeye zaten ihtiyacımız yok. Var olan dudağınızın hattının üzerinden gideceğim. Yanak bölgesindeki ve şu elmacık kemiğimizin üzerindeki noktalar parlayabilir. Zaten oralarda son dönemlerde bu highlight dediğimiz uygulamalar çok fazla yapılıyor. Ama günlük makyajımızda, T bölgemizde transparan bir pudrayla sabitleyebiliriz ve daha doğal, canlı bir görüntü elde edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Banu Hanım. Ben teşekkür ederim. Makyajımız bitti, makyaj tekniklerini öğrendik. Eminim bundan sonra yüzünüzü tanıyarak makyaj yapmaya devam edeceksiniz. Bizi izlemeye devam edin.